Programa yine Ajda Pekkan damgasını vurdu. Ajda Pekkan'sız, şarkısız, imajı falan filan derken iki günde bir kaynatıyoruz süperstarı. Efendim günaydın. Günaydın. Nasılsınız acaba? En sevdiğimiz gündür Yelda'cığım. Cuma. Ekibin en sevdiği gündür. Cuma. Hafif şöyle biraz dinleniriz. Bir parçacık küçücük geç kalkarız, bir kendimize geliriz pazartesi için. O zaman cuma ekip için de muhteşem bir gün. Sizler için de çünkü hafta sonuna gireceğiz ama... Bir şey söyleyeceğim Müge. Ha. Ya benim iki gündür izleyiciler ayaklarıma takmışlar. Benim de bir ara takmışlardı. Ayakların kocaman kocaman. Ya artık en sonunda dedim ki Müge. Söyle de rahatla kaç numara giydim. Şöyle story attım ama söylüyorum. Yapacak bir şey yok. Üzdüğüm için size çok özür dilerim. Gönül isterdi ki böyle 37-38 olsun ama ayaklarım 40,5. 41 hatta. Çünkü boyum 1.78, yapacak bir şey yok. Rica etsem artık ayaklarıma takmazsanız çok mutlu olacağım. Günaydın o zaman. Oh be, rahatladım. Günaydın, günaydın sevgili izleyiciler. Şimdi çok hızlı bir şekilde magazin turumuza gidiyoruz. Çünkü arkadaşlar dün baya baya iyi bir galadalardı. Bütün ünlüler oradaydı. Biz magazinciler olarak meraklandığımız haberlerin görüntüsü de galadaydı. Böyle yeni aşklar, açıklamalar falan. Bak. Sonra çok özel bir konuğumuz olacak. Evet. Bizi buramızdan vuracak. O da kulisinde hazırlanıyor. Biz de bu arada en sıcak magazin haberlerini aramızda kalmasın farkıyla size sunuyoruz. Hadi bakalım. Her şarkıya ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani her çıkan, her sesten, her gönülden şarkıya ihtiyacımız var. Ben mesela hazırlanırken o kadar çok çeşitli şarkılar dinlerim ki yani bana derler ki bu deli mi bu kadın acaba derler. Çünkü hani oradan o ruh halinden oraya geçerim. Çok garip duygular yaşarım, dinlerim. Çünkü her duygu haline ihtiyacımız var hepimizin. Önemli değil yani, üretilsin. Nasılsınız? Biraz konuşalım mı? Aman sıkışmayalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Görüşemiyoruz uzun süredir de. Dansınızı çok sormak istiyorum. Şakira'dan Hallice dansınız vardı. Çok konuşulmuştu. Ya, çok konuşuldu. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? Edis Bey, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Bizdeyiz efendim. Neler yapıyorsunuz? İyi. Arkadaşlarımızla oturmaya geldik. Hanımefendi sorsaydık arkadaşınız mı? Arkadaşım. Ey hanımefendi de geçen günle görüntülendik. Arkadaşım iyi akşamlar. Arkadaş. 14 Şubat'ta sitem etmiştiniz. Edis Bey. Yalnızlığa devam. Yalnızlığa devam mı? Hadi iyi geceler. Neler yapıyorsunuz bunun dışında? Şarkının geri dönüşlerini soralım. Çok yakında geliyor. Albüm hazırlıyorum. Nasıl geçiyor hazırlıklar? Ya çok yakında dedim, çok yakında değil bu arada. Niye öyle heyecanlandım? Avrupa yani 3-4 ay falan çıkar. Konserle ilgili bir sorun yaşanmıştı. 13 milyon TL'yi göndermişler konsere. Avukatlarımız açıklama yaptı o konu hakkında. Yani tabii ki yalan haber var. Peki bu? İyi akşamlar. O kadar teşekkürler. Siz daha tutmayalım. Hadi. İyi geceler. İyi sağ olun. Davalar vardı. Son durum nedir? En son? Bitti çok şükür. İstediğiniz gibi mi sonuçlandı diyelim? Bitti çok şükür. Peki efendim, o zaman fazla zorlamayın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhabalar. Özel oyuncular var. Başkanım siz de alsak. Çok özel oyuncular var. Bazıları da arkadaşlarımız. Mustafa Kemal'i oynuyorum. Ama bu Mustafa Kemal filmi değil. Bu Mustafa Kemal'lerin filmi. Çünkü oynayan her karakterde Mustafa Kemal'i göreceksiniz. Zafer'in filminin en büyük özelliği, en büyük güzelliği de bu zaten. Çok önemli bir film. Bizim tarihimiz için, Fenerbahçe tarihi için müthiş bir film. Emeği geçen herkesi kutluyorum ve büyük bir zevkle beraber izleyeceğiz, değil mi? Başkanım siz de aday olacaksınız ama neler söyleyeceksiniz? Bu gece bu film için buradayız. Onları bakacağız, konuşuyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Kolay gelsin. Fenerbahçe... Hayatınızın neresinde? Her anında hem sevincimizde hem üzüntümüzde çok heyecanlıyız. Özellikle bu sene Fenerbahçeli taraftan. Şimdi bu galanın şöyle önemli bir tarafı da var. Sadece oyuncular değil ya da sanat dünyasının ünlü isimleri değil. Aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da şimdi bazı çok seçtiği davetlere gitmesinin dışında yıllarca cemiyet yazarlığı da yaptım, oradan biliyorum. Hı hı. Ali Koç ailesiyle, yani annesi Çiğdem Simavi, eşi Nevbahar Koç ve oğlu ve kızıyla kolay kolay öyle bir yere gitmez. Ailecek bir yerde görünmezler. Ya kendisi böyle nezaketen bir davete girer, çıkar, o da spor ve iş dünyasıyla ilgili olduğu vakit. Fakat kayınvalidesi de dahil olmak üzere aile bu filmdeler. Sence neden?
Çünkü Abdullah Oğuz, yani filmin yönetmeni, Fenerbahçe'yi anlatan çok güzel bir iş yaptı ve belli ki kulüp, Ali Koç ve o camia sonuna bu kadar işe destek. İnanmışlar. Eminim. İzlemişler, desteklemişler, bu yüzden de arkasındalar ama galaya katılmaları hem de ailecek katılmaları önemli bir ayrıntı magazin açısından. Evet, çünkü beklemediğimiz bir şey, evet, daha önce evet. görmediğimiz bir şey. Aynen, devam edelim. Evet. Elini ilk görüntü. Neydi o zaman? Bilmiyorum. Hakan sen kahraman. Çektim mi Hakan? Oğlum ilk görüntü vermek isterim. El ele. Bir röportajı alabilir miyim? Tamam alacağız, dur. Buyurun Cihan Bey. Her şeyin bizim için ilki oldu efendim. Sizlerle beraber görmek bizim için bir ilk oldu. İlk öncelikle ilişkiye geleceğim. Hayırlı olsun. Evet. Şey, ilk öncelikle Fenerbahçe'den başlamak istiyorum. Evet. Zaferin rengi, yüzücüğü, Atatürk bizim için çok önemli. Neler söyleyeceksiniz? Ben çok heyecanlıyım. Hem bir sürü arkadaşım oynuyor. Hem de çok önemli bir film olduğu için. Ve bu kadar olduğum için çok mutlu hissediyorum kendimi. Çok heyecanlıyım. En sevdiğim şey film izlemek. Bir de böyle bir film izlemek çok gurur veriyor tabii ki. Oyuncu kadrosunu sanalım. Hemen harika bir oyuncu. Yani hepsi arkadaşlarım. Hepsi de çok yetenekli oyuncular. Çok heyecanlıyım biliyorum. Ama Cihan'ın ekstra heyecanı daha fazla. Çünkü Fenerbahçe'de. Evet. Hayırlı olsun diyelim efendim. 14 Şubat günü ama bizim için de bugün sürpriz oldu aslında sizi bir arada görmek. Ne zaman oldu, ne zaman başladı bizim hiç ruhumuzu duymadı aslında. Duymaz. Neden böyle oldu? Biz de duymaz. Arkadan götüreceğiz. Yeni miydi efendim? İlişkiye ben soralım. Evet, evet. Yeni, taze bir ilişkiye. Evet, evet. Yeni yani. Çok uzun değil tabii ki. Öyle işte. Cihan Bey, size soralım. Merve Hanım bunlarda pek fazla konuşmayı da tercih etmiyor ama ben de, nasıl oldu aslında? Ben de ona eşlik edeyim. ben de çok... ya şimdi filmi izleyelim. Evet, evet. Başka zaman şey yaparız. Onu biraz heyecanlıyım. Olur mu? O zaman hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bir yan yana detay alalım. Bir yan yana detay alalım. Nasıl alalım? Bir yan yana detay alalım. Aldım aldım var. El ele var. Sercan. El ele var fotoğrafları abi. Tüm takımlar. Valla gerçekten. Bugün Fenerbahçe. Merve'deki bu mutluluk mu? İşte onu diyecektim. Merve Dizdar'daki mutluluğu evet. görüyor musun? Görüyor musunuz seyirciler? Evet, inanılmaz evet. mutlu ve ilk defa Merve'yi uzun zamandır daha doğrusu bu kadar mutlu ve tabii ki duygusal anlamda partneriyle görüyoruz. Görüntüleniyor ama bir şaşırdım. Neye şaşırdın? Neye şaşırdım biliyor musun? Merve gerçekten ya çok aşık. Hı. İlişkilerinin sürecini çok uzun olduğunu düşünmüyorum. Üç çok ay. Üç ay. Ya da böyle şey böyle bir ayakları yere basmıyor yani böyle sanki karnında kelebekler uçuyor. Daha cicim ayı. Ondan üç mı? Üç ay tabii ki. Üstüne. Ama yani bazı üç aylık hani ilişkileri görüyoruz böyle daha resmi, daha bir böyle emin olmayan ifadeleri. Burada bir muhteşem yani bir... Yani oralarda da böyle bir basın karşısında kasılma halleri yaşıyor bazı belki çiftler. Belki onlar. Evet. Ama onu zaten içi içine sığmayan biri olduğu için duygularını da dile getiriyor. Evet, evet. Sevgilisi Cihan Ayger daha çok böyle iş dünyasından tanıyorduk. İş insanı Cem Boyner'in kızı Elif Boyner'le evliydi. Kısa bir süre evlilik yaptılar, boşandılar. Yani bir yıl kadar evli kaldılar. Ha. Aradan bayağı bir zaman geçti ve Merve Dizdar'la bir arkadaş ortamında bir sosyal medya paylaşımları başladı. Taraflar paylaşmadı. Arkadaşları paylaştı. Arkadaşları. Paylaşınca da hepimiz ister istemez dedik. Merve Dizdar ve bu grubun içinde bu grupta bir bağlantısı olmalı diye şöyle bir kurcalarken Cihan Ayger'le aşk aşamaya başladığını biz magazinciler öğrendik. Fakat Cihan Bey de röportajda diyor ki nasıl gözlerden uzak halledeceğiz biz bu işi? Öyle bir şansınız kalmadı. Çünkü geçmiş sevgiliniz Cannes Film Festivali'nde evet. ödül almış, Türkiye'ye de dizileriyle ve filmleriyle damga vurmuş genç yetenekli bir oyuncu. Bundan sonra siz de bu kameralara alışık olacaksınız. Yandınız, yandınız beyefendi yandınız. Ama siz aşkınızı güzel güzel yaşamaya devam edin. Ne var arada? Magazin kameralarına yok, böyle gülümsüyor. Tatlı evet. tatlı güzel kareler verirsiniz. Kadınların, ünlü kadınların yanında duran erkeklerin, evet. hani illa ünlü olmalarına gerek yok. Başka bir alandan da geliyor olabilirler. Sevgililerine, eşlerine böyle sahip çıkmaları ve güler yüzlü olmalarına kadar takdir aşağıya. Çok. Devam edelim çünkü çok. Güzel görüntüler var başka. Hadi bir izleyelim.